Ben Jizhou Derebeyi Yuan Shao, gökyüzünü selamlarım. Sizden yardım istemek için buradayım. Büyük görevimde bana destek olun lütfen. Bir hain sizin iradenize karşı gelip sarayımıza ihanet etti. Ama ben 700 bin kişiyle ona savaş açıp ülkemizi sağ sağ denen bu beladan kurtarmak için gerekirse kanımı dökmeye hazırım. Ben Jizhou Derebeyi Yuan Shao, Toprak Ana'yı selamlarım. Sazhou denen hain ülkemizin topraklarını zorla ele geçirerek bir kargaşa yarattı. Her şeyin kök saldığı ve üzerinde büyüyüp güçlendiği Toprak Ana'ya yemin ederim ki o ayrık otunu bu topraklardan temizleyeceğim. Bu uğurda kanımı dökmeye hazırım. Zafer bizimdir! Zafer bizimdir! Zafer bizimdir! Zafer bizimdir! Zafer! 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 Ben Jizhou Derebeyi Yuan Shao, atalarımın ruhlarını selamlarım. Sao Sao adındaki hain, hatıranıza ve mirasınıza ihanet etme cüreti gösterdi. Tapınaklarınızı yıktı, sizleri huzursuz etti. Ama huzurunuzda yemin ederim ki ona bütün bunların cezasını vereceğim. Ve bu ülkenin geleceğinin size yakışır biçimde şekillendirilmesi için elimden geleni yapacağım. Yuan Shao bu uğurda ölmeye hazırdır. Hainin sonu gelecek, zafer bizim olacak. Hainin sonu gelecek, zafer bizim olacak. Hainin sonu gelecek. Zafer bizim olacak. Hainin sonu gelecek. Zafer bizim olacak. Hainin sonu gelecek. Asker! Asker! Bu sesler ne? Neler oluyor? Rah, General Cao Cao ile savaşmaya gitmeden önce bir yemin töreni düzenledi. Nasıl? Savaşmaya mı gidiyor? Evet. Duyduğuma göre tam 700 bin kişilik bir orduyla. Bu sadece bir sayı o kadar. Git bana bir fırçayla mürekkep getir, ona mektup yazacağım. Lütfen bunu unutun efendim. Onu savaştan vazgeçirmeye çalıştığınız için buradasınız. Düşündüklerimi söyleyemeyeceksem ölmeyi tercih ederim. Hadi getir şunları. Peki. Cesur askerleri, beni çok iyi dinleyin. Bu savaş sadece Yuan ailesinin kaderini değil, sizlerin ve bütün ülkenin geleceğini de etkileyecek. Bu savaş gelecek asırların tarihini yazacak, bundan sonra hangi yöne gidileceğini belirleyecek. Bu ülkeyi kimin yöneteceği, nasıl yöneteceği, nereye götüreceği bu savaştan sonra ortaya çıkacak. Zafer! 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 Zafer bizimdir. Zafer! 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 Efendim. Tianfeng hala akıllanmadı. Savaşa girmemem gerektiğini söylemişti. Neredeyse yola çıkacağım, yine aynı şeyi söylüyor. Sırf beni rahatsız etmek için. Generalim!
gökyüzüne, yeryüzüne ve atalarımızın ruhlarına bağlılığımızı bildirdik. Bayrağımıza bağlılığımızı da Tianfeng'u kurban ederek bildirelim. Hayır, hayır. Efendim, lütfen bunu yapmayın. Çok büyük bir savaşın eşiğindeyken bizden birinin canına kıymayın. Bütün gücünüzü sağ sahayı terk etmek için saklamalısınız efendim. Yoksa uğursuzluk getirebilir. Peki ne yapmam gerekiyor? Benim fikrimi mi öğrenmek istiyorsunuz? Bence ilk yapmanız gereken şey gidip zafer kazanarak geri dönmeniz. O zaman da her şeyi bildiğini sanan, her konuda fikir ileri süren ama ileriyi göremeyen o zavallı Tianfeng büyük başarınız karşısında ne kadar yanıldığını anlayacak. Ve siz de onu utançtan kurtarmak için intihar etmesini emredebilirsiniz efendim. Pekala. Sonra da onun kellesiyle sağ sağ onunkini bir araya koyarım ve birlikte yakarım. Mükemmel bir fikir bu. Çok iyi düşündünüz efendim. Şöyle. Buyurun. Emrimdir. Davullar çalsın. Gidiyoruz. Generalin emridir. Davullar çalsın. Gidiyoruz. Daha hızlı. Daha hızlı. Efendim. Öncü birlikler şehir dışına çıktı. Öğle güneşi tepemizdeyken son birlikler ancak çıkmış olacak. Millerce uzunlukta bir konvoyumuz var. Askerlerimiz okyanustaki dalgalar gibi ilerleyecek. Tarihte az görülmüş bir manzaradır bu. Eminim uzun yıllar boyunca dilden dile dolaşacak efendim. Herhalde sağa sağa da yola çıktığımızı öğrenmiştir. Umarım ben onu öldürmeden korkudan ölmez. Efendim, Sağ Sağ'ın başkenti Şuçang'la aramızda 130 mil, Guandu'ya kadar da yaklaşık 80 mil var. Habercilerimizin bildirdiğine göre Sağ Sağ iki şehir arasına ne kadar askeri varsa yerleştirmiş. Yani kendince hazır bekliyor. Önce Şiyaza'ya gireceğiz. Guandu'ya varıncaya dek ne kadar şehir varsa alacağız. Hadi daha hızlı, hadi! Yuan Shao, Ji Zhao'dan ayrılmış. Gökyüzüne, yeryüzüne ve atalarının ruhuna savaş yemin ettikten sonra 700 bin kişilik ordusuyla yola çıkmış. Yanında 3 oğluyla birlikte Shu Chang'a doğru ilerliyormuş. Oğulları başkomutanlık için yarışıyormuş. Birinin ordusunda zırhlı askerler, birininkinde savaş arabaları ve diğerininkinde de usta okçular yer alıyormuş. Silah ve erzak sıkıntıları yokmuş. Öncü birlikleri de Guandu'ya girmek üzereymiş. Belli ki bu kez çok hazırlıklı geliyorlar. Biz de aynı şekilde hazırlanmalıyız. Yuan Shao'nun da söylediği gibi bu savaş gelecek asırların tarihini yazacak. Bu ülkeyi kimin yöneteceğini bu savaş belirleyecek. Şimdi size soruyorum. Savaş mı, barış mı? Savaş çabucak bitecek mi, yoksa uzun mu sürecek? Barışsa pazarlık mı yapılacak, yoksa yalvarılacak mı? Fikrinizi açıkça söyleyin. Efendim, Yuan Shao'nun çok büyük ve güçlü bir ordusu var. Bana kalırsa savaşmaktan kaçınıp barış önererek bir süre daha vakit kazanmayı tercih etmeliyiz. Evet, evet efendim. En doğrusu savaştan kaçıralım. En iyisi barış. En doğrusu barış. Bence savaşmalıyız. Savaşmak zorundayız efendim. Hem de hızlı ve şiddetli bir savaş olmalı. Ya. Neden peki? Ben savaşçı değilim. Ama Yuan Shao'nun ne düşündüğünü iyi biliyorum.
Bu savaşı Şu Chang'ı ele geçirmek için yapacak. Siz barış önerseniz bile kabul etmeyecek. Ordusu çok büyük olabilir ama benim gözümde sayıların hiçbir önemi yok. Generallere bir sorum var. Guan Yu tek başına 3 gün içinde Yan Liang ve Ben Chao'yu öldürmeyi başardı. Hepiniz güçlü ve tecrübeli generallersiniz. Bir Guan Yu kadar olamayacak mısınız? Savaşalım! Onları yenebiliriz. Evet, savaşalım. Karşımıza kimse duramaz. Efendim, savaşalım. Ordunun başına ben geçeyim. Efendim, bana 20.000 asker verin. Düşmanı ezip geçeyim. Hatırlıyorum da 20'li yaşlarımda Yuan Shao'ya karşı büyük bir hayranlık besliyordum. Neden biliyor musunuz? Çünkü onun ataları ülkenin her yerinde büyük bir saygıyla anılıyordu. Bense onunki gibi bir asil aileden gelmediğim için Yuan Shao'yla rekabet edemezdim. 30'lu yaşlarımdayken ikimiz de saraydan nazırdık. Görünüşte ona saygı duyuyordum ama içten içe onu küçümsemeye başlamıştım. Neden mi? Çünkü Dong Zhuo'yu ordusuyla başkente girmeye zorlayıp ülkede karışıklık yaratmıştı. Oysa ona bunu yapmamasını hem kendisine hem de bütün ülkeye zarar vereceğini söylemiştim. Kırk yaşıma geldiğimde ikimizin de kendi toprakları vardı. Ve ben ondan nefret etmeye başlamıştım. Neden biliyor musunuz? Çünkü o dar kafalı bir liderdi. Geleceği göremiyordu. Hala da öyle. Yönetim becerisi sıfır. Son derece kararsız. Şüpheler içinde kıvranıyor. Düşünmeyi bile beceremiyor. Ordusu sözde çok güçlü. Ama bir bütünlüğü ve disiplini yok. Generalleri de bilgisiz ve küstah. Bir baba olarak da o kadar beceriksiz ki oğullarının her biri kendi aralarında rekabet ediyor. Tek dertleri gücü ele geçirmek. Lafı fazla uzatmayayım. Özetle Yuan Shao denen adam sadece bir lider olarak değil, bir baba ve bir başkomutan olarak da o çok güçlü görünümünün ardında son derece yetersiz biri. Ben bu savaşı 8 yıl önce yapacağımızı düşünüyordum. Çünkü o zaman Yuan Shu'yu yenmiş, Liu Bu'dan kurtulmuş, majestelerini ve Shu Zhou'yu da ele geçirmiştik. Geriye bir tek Yuan Shao ile yapacağımız büyük savaş kalmıştı. Ben de son 8 yılımı gece gündüz bu savaşı düşünüp bu savaş için hazırlanarak geçirdim. Bundan 8 yıl önce Yuan Shao'nun 300.000 askeri vardı. Ben de 200.000 askerle onu yenebileceğimi düşünüyordum. 3 yıl önce onun asker sayısı 500.000'e yükseldi. Ben de sadece 100.000 askerle onu yenebileceğimi düşünmeye başladım. Gelelim bugüne. Yuan Shao'nun 700.000 askerden oluşan bir ordusu var. Ülkedeki en büyük 4 eyaleti ele geçirmiş durumda. Yani çok güçlü. Ama bana göre Yuan Shao'yu yenmek için sadece 70.000 iyi asker yeterli. Neden onun asker sayısı arttıkça sizin ihtiyaç duyduğunuz asker sayısı azaldı? Çünkü galip bir ordunun başarısı asker sayısından değil, askerlerinin cesaretinden, komutanlarının zekasından ve taktik kurup uygulama yeteneğinden kaynaklanır. Bu yüzden Yuan Shao'nun ordusu benimkiyle boy ölçüşemez. Sauren. Emredin. Bu savaş için nasıl bir ordu hazırladığımı da sen anlat. Emredersiniz. Beyler. Bundan 8 yıl önce general değişik birliklerden güçlü ve cesur askerleri toplayıp Yanzhou'ya gönderdi. Orada gece gündüz eğitildiler.
Şu anda 70 bin mükemmel savaşçıdan oluşan çok iyi eğitilmiş ve çok güçlü bir ordusu var. Bu askerlerin 40 bin kadarını süvariler oluşturuyor. 8 bini zırhlı piyade, 10 bini kargı ustası, 5 bin kadarı okçu ve kalanı da savaş arabalarını kullanan savaşçılar. Bu 70 bin asker özel olarak eğitildi. Bir anda saldırıya geçtiklerinde en büyük orduyu bile dağıtabilirler. Şimdi soracaksınız, bizim 200 bin askerimiz daha yok mu diye. Onlar ne yapacak diye. Söyleyeyim, onların tek görevi beklemek olacak. Yuan Shao'nun ordusu dağılmaya başladığında da onları çember içine hapsederek kaçmaya çalışanları yakalayıp öldürecekler. Anlaşıldı efendim. Böyle bir savaşta bir tek muharebe yeterli. Eğer ilk muharebeyi kazanabilirsek, Yuan Shao'nun ordusu paniğe kapılır. Biz de bundan istifade son darbeyi vururuz. Ama eğer ilk muharebeyi kazanamayacak olursak, her şeyi kaybederiz. Başta da hayatlarımızı. İlk hamlede işi bitirmeliyiz. Emredersiniz efendim! Emredersiniz! Saopi, sana bıraktığım askerler şu çangı korumana yetecek mi? Merak etmeyin baba, yeteceğinden eminim. Hem bakarsınız onlara da ihtiyacımız olmaz. Nedenmiş o? Bay Shunyu sayenizde Yuan Shao'nun buraya gelemeyeceğini söyledi. Güzel. Shunyu'yu iyi dinlersen çok şey öğrenirsin. Peki baba. Efendim, Yuan Shao'nun asker sayısı bizi korkutmuyor ama bir de erzak meselesi var. Öğrendiğime göre ordusunu aylarca besleyebilecek durumdaymış. Ama bizim erzağımız ancak 15 günlük, yani bu savaş fazla uzamamalı. Ne zaman savaşsam karşıma hep bu erzak sorunu çıkıyor. Haklısın, bu savaş 15 günde bitmeli. Efendim! Ana ordunun Guandu'ya varmasına 20 mil kalmış. Öncü birlikler de dağların önüne yerleştirilmiş. Peki yüzleri hangi yöne dönük? Doğuya dönük efendim. Güzel. Daha sonra Yuan Shao'yu çay ikram ederim. Gidebiliriz. Emredersiniz. Shuju Zhang Liao. Emredin. 40 bin askerle Yuan Shao'nun ordusunu izleyeceksiniz. Emredersiniz. Xiao Dun, Xiao Yuan. Emredin. Siz ana orduyu koruyacak birlikleri yöneteceksiniz. Emredersiniz. Sao Hong Yujin. Emredin. Kargılı askerlerle önden gideceksiniz. Emredersiniz. Shu Huan Kujin. Emredin. Siz Yuan Shao'nun kampına ok saldırısı başlatacaksınız. Emredersiniz. Hadi görev başına. Efendim, generalim sizi çay içmeye davet ediyor.
Sağ sağının ne yapacağı belli olmaz efendim. Bu bir tuzak olabilir. Gitmeyin. Sadece orduya saldırı emri verin. Hayır. Çünkü bu savaş mutlaka tarihe geçecek. Gelecekte konuşulacak. Çok güçlü bir ordumuz var. Bizim kazanacağımız kesin. Sağ sağının kellesini almam da hiç zor olmayacak. Sürpriz baskına gerek yok. Okçulara söyle, yaylarını gerip beklesinler. Ölmeden önce bana ne söyleyeceğini merak ediyorum. Gidip öğrenelim bakalım. Efendim, lütfen çok dikkatli olun. Asıl o dikkatli olsun. Kardeşim Yuan Shao, çok uzun zaman oldu. Evet, epeydir görüşemedik. Görüşemediğimiz yıllar içinde ben her yıl biraz daha güçlendim. Lütfen buyurun. Oturun. Bunu yapmanıza gerek yoktu. Siz başnazırsınız. Hanın başnazırıyım ama hanın haini diyenler de var. Siz benden daha büyüksünüz. O yüzden önce sizin oturmanız gerek. Buyurun. Teşekkür ederim. Sizinle tanışıklığımız uzun yıllara dayanıyor. Gençken aramızda yakın bir dostluk vardı. Hatta hiç unutmam. Bir keresinde birlikte Luoyang'a gitmiştik. Gündüzleri bol bol avlanıyorduk. Geceleri de bol bol eğleniyorduk. O güzel günler hala dün gibi aklımda. Bazen düşünüyorum da, hiç büyümeseydik daha iyi olurdu diyorum. Sizce de öyle değil mi? Bu saçmalıkları konuşmanın sırası değil. Geçmişi yok saymak mümkün mü? Artık olgunlaştık, önemli görevlere geldik diye gençken yaşadıklarımızı saçmalık diye tanımlamamız mı gerekiyor? Bir söz vardır. Azizler hata yapmaz ama insanlar yapabilir. Sağ ol, sağ ol. Ben buraya geçmiş yılları anmak için gelmedim. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Ordumu daha fazla bekletemem. Ne diyeyim ki? Kardeşim, 700 bin kişilik bir orduyla bana savaş açtınız. Çok doğru bir hareket bu. Çok akıllıca. Nedenmiş o? Çünkü bu savaşı 5 yıl daha erteleseydiniz, sizin kaybetmeniz kaçınılmazdı. Ama şu anda benden çok daha güçlüsünüz. Bunu bekliyordum doğrusu. 5 yıl daha mı bekleseydim? Sağ ol, sağ ol. Daha güçlü olduğumu kabul ettiğinize göre en doğrusu bana teslim olmanız olur. Böylece askerlerinizin hayatını da kurtarmış olursunuz. Ama siz beni çok iyi tanırsınız. Teslim olmaktansa ölmeyi tercih ederim. Öyleyse burada ne işiniz var? Ya durun durun lütfen. Teslim olmaya niyetim yok ama bir barış anlaşması yapmaya hazırım. Barış mı? Evet, yalvarıyorum barış yapalım. Koşulları da size bırakıyorum. Siz belirleyin. Nasıl bir oyun bu?
Niyetiniz bu saçmalıklarla beni geri çekilmeye razı etmek. Kesinlikle bir oyun oynamıyorum. Gerçekten barış istiyorum. Dinleyin. Eğer hemen şimdi geri çekilirseniz şu Joe'yu tamamen size bırakacağım. Sadece yan Joe bende kalır. Ayrıca taht için bir daha asla sizinle savaşmayacağım. Ciddi misiniz siz? Size samimiyetimi ispat etmek için çok özel bir armağan bile getirdim buraya. Neymiş? Bakın. Gördünüz mü? Barış istediğinizi ispatlamak için armağan olarak majestelerini mi getirdiniz? Bunu hak etmiyor mu? En çok istediğiniz şey bu değil mi? Eğer hemen geri çekilirseniz majesteleri Han İmparatorluğunu da yanınıza götürebilirsiniz. Ondan sonra da İmparatorluğun merkezi Jizhou olur. Majestelerin de ülkenin de kontrolü size geçer. İtiraf etmeliyim ki majesteleri benim için bir yük. Benden daha güçlü olduğunuz için benimle savaşacaksınız. Ama imparator elinizde olursa kimse savaşamaz. Çünkü açıkçası imparatoru elinde tutmak imparator olmaktan farksız bir şey. Bu sayede istediğiniz yere ele geçirebilirsiniz. Eğer bunlar da yetmezse istediğiniz zaman imparatoru tahttan indirip kendinizi imparator ilan edersiniz. Buna engel olacak hiç kimse kalmadı. Evet, ne diyorsunuz? Bay Shuyu, bu konuşma neden bu kadar uzadı? Aralarında bu kadar konuşulacak ne var ki? Babanızla Hain Sao Sao gençlik yıllarından beri tanışıyor. Yani çok uzun bir ortak geçmişleri var. Ama belki de bu konuşmanın bu kadar uzamasının nedeni geçmiş anılar değildir. Numaracı Sao Sao yeni bir plan kurmuş olabilir. Nasıl bir plan? Bilmiyorum. Bu kadar uzaktan anlayabilmem mümkün değil. Barış yapmak için bana majestelerini teslim etmeniz yetmez. Şu Chang'ı da teslim etmelisiniz. Ama Şu Chang benim başkentim. Onu size verirsem ben nerede yaşayacağım general? Yanzhou bölgesinde 5 şehriniz daha var. Başkentinizi onlardan birine taşıyabilirsiniz. Yapmayın. Yanzhou çok küçük bir eyalet. Nüfusu çok az, kontrolü zor, tarım yapmak zor. General Yuan Shao size koskoca Shuzhou eyaletiyle majestelerini teklif ettim. Lütfen beni daha fazla zorlamayın artık. Ne zaman bir savaşa girseniz ordunuz Shuchang'da toplanıyor. Onun için de Shuchang şehrini bana vermezseniz barış teklifinizin samimiyetine inanamam. Eğer şu Chang'ı verirsem bütün nazırlar ve generaller benim korkak ve beceriksiz bir lider olduğumu düşünüp beni öldürürler. Peki ben öldüğüm zaman ne olur? Ortada barış anlaşması diye bir şey kalmaz. Bir gün size yeniden savaş açıp başınızı ağrıtabilirler. O zaman bütün bu çabalar boşa gitmez mi? Hadi, çay içelim.
General Yuan Tan, beklemeyin artık. Boruyu çalmalarını söyleyin. Generali geri çağıralım. Anlaşıldı, tamam. Hayır, durun lütfen. General sağ soğayla çay içmeyi kabul ettiğine göre üstün durumda demektir. Endişeye gerek yok. Bırakalım da sağ sağa ona istediği kadar yalvarsın. Ne? Yalvarsın mı? Niye yalvaracak ki? Ya barış ya da teslim olmak için. Siz hiç merak etmeyin. Babanız ne yapacağını bilir. Biraz bekleyelim. Bakarsınız savaşmadan kazanırız. Ama unutmayın ki sağ sağa çok kurnaz ve düzenbaz bir adamdır. Bu bekleyiş uzadıkça korkarım askerlerimiz huzursuzlanmaya başlayacak. Bunlar burada ne arıyor? Hı? He. Ne yapıyorlar öyle? Evet. Bunlar saray nedimeleri. Majesteleri askerlerinize güzel bir şarap sunmak istedi. Onu götürüyorlar. Majesteleri sizden hoşlanıyor ve barış yapmamız umuyor. Eğer bunu başarabilirsek ikimiz de bu meydandan zafer kazanmış olarak ayrılacağız. Majesteleri, çok teşekkür ederim. General, savaş ya da barış, dostluk ya da düşmanlık, bunları düşünmeden önce şaraplarımızı içelim mi? Hadi. Hadi, buyurun, oturun. Buyurun, size buyurun. Şarap getirdim. Size şarap. Majesteleri iyi yağmur. Çok güzel bir şarap. Lütfen için güzel. Hey! Çok lezzetlidir şarabınız. Aklınızı başınıza toplayın sersemler. Buraya savaşmaya mı geldiniz, eğlenmeye mi ha? Bana bakın, buyurun, size söylüyorum. Lütfen. Hemen bu kadınları geri gönderin. Hemen gönderin şunları. Hadi. Gidin buradan. Gidin çabuk. Hadi uzaklaşın buradan. Gidin buradan. Hadi. Hey, sağ soğanın ordusu karşımızda, arkamızda değil. General Yuanshi, hemen yanınıza bir süvari birliği alın ve arka tarafa geçip hazır bekleyin. Sağ soğanın askerleri bize arkadan saldırabilir. Hemen gidiyorum. Olamaz. Bir terslik var. Bize tuzak kurdular. General Yuanshi, General Yuanshi'yi hemen geri çağırın. Eğer şu Chang'ı da bana verirseniz bir daha size karşı asla savaş açmayacağım. Majestelerinden de size Yan Zhou'nun yönetimini vermesini isteyeceğim. Ömrünüz boyunca bolluk içinde rahat yaşarsınız. Cömertliğiniz için çok teşekkür ederim general. Yuan Shao, yerinizde olsam Cao Cao ile barış yapmaya kalkışmazdım. Onun için bir mezar hazırlatmayı tercih ederdim. Çünkü bilirdim ki Cao Cao hayatta olduğu sürece daima savaşacak ve kazanacak. Baba, hemen geri dönün. Baba! Baba, hemen geri dönün. Hadi baba, çabuk.
Ben daha saldırı emri vermedim ki. Bu sesler nereden geliyor? Baba, sağ soğanın on binlerce askeri arka taraftan saldırıya geçti. Ne dedin? Seni alçak hain, gördüğüm en aşağılık adamsın. Bu yaptığını yanına bırakmayacağım. Parça parça hadi edeceğim baba, gelin seni. Lütfen. Hainleri yok etmek için... Hücum! Okçular! Fırlatın! Savaş arabaları ileri!
亲。